hastaneye götürdü. Röntgen çekilince hem omzumda hem de kolumun üst kısmında kırıklar olduğu anlaşıldı. Gündüz kayak yaparken kırmışım ama tabii acı hissetmediğim için bunu anlayamamıştım ve tüm gün kayak yapmaya devam etmiştim. Öte yandan acı hissetmiyor olmanın elbette avantajları da var. Mesela dilediğiniz kadar dövme yaptırabilirsiniz. Benzer şekilde istediğiniz sayıda piercing de taktırabilirsiniz. Annem 18 yaşının altındaki birinin dövme yaptırmasını doğru bulmuyor. Bu yüzden de henüz dövme yaptırmama izin vermiyor. Dövmeyi çok sevdiğim için ileride vücudumun pek çok yerine dövme yaptıracağım. Canımın hiç yanmayacağını bilmek güzel bir şey. Fakat umarım bu yüzden dövme sayısını abartmam. Sanırım söylemeyi unuttum. Benim hastalığıma sahip kişilerde acı hissinin yanı sıra ağrı hissi de yok. Yani başımız ağrımıyor veya gecenin bir yarısı dişimiz aniden ağrımaya başlamıyor. Diş deyince aklıma geldi. Örneğin dişime dolgu yapılırken yahut dişim çekilirken diş doktorum bana anestezi uygulamıyor. Çünkü gerek yok. Fakat yine de işlem sırasında sürekli "Emin misin? Gerçekten canın acımıyor mu?" diye sorar. Ben tabii hayır derim. O da her seferinde hayretle "Bu bir mucize, inanılır gibi değil." diyerek tepki verir. Şimdi söyleyeceğim avantaj aslında annelerimizi ilgilendiriyor. Ben bebekken asla ağlamıyormuşum. Hatta sürekli gülüyormuşum. Annem kendi kendine "Ben çok şanslı biriyim. İnanılmaz uslu bir bebeğim var." diyormuş. Bir keresinde annem altımı açmayı unutmuş. Ben yine de gülücükler saçmaya devam etmişim. Uzun süre kirli bezle durduğum için derim tabii pişik olmuş. Buna rağmen ağlamamış olmam annemi çok şaşırtmış. İlk kez o gün "Bu kadarı da fazla. Acaba bu çocukta bir sorun mu var?" diye düşünmüş. Fakat acıya duyarsız olma diye bir şeyi hayatında hiç duymadığı için asıl nedeni tahmin edememiş. Ailem benim bu bozukluğa sahip olduğumu ne zaman öğrendi biliyor musunuz? 6. yaş günümde. Doğum günü partim için tavana kocaman bir pinyata asılmıştı. Tüm çocuklar sıraya girdik. Kocaman bir sopa vardı. Sırası gelen çocuğun gözlerini bağlıyorlardı ve eline sopayı veriyorlardı. O da olanca gücüyle pinyataya vuruyordu. Önümdeki çocuk sopayı pinyata yerine direkt benim kafama indirdi. Gözleri bağlı olduğu için yönünü şaşırmıştı. Annem çığlık çığlığa koşarak yanıma geldi. Kafama kocaman bir sopa inmişti ama benim hiç umurumda değildi.